Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, genel kurul çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emeklilikte yaşa takılanlar gündemiyle açılması gerektiğini kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, genel kurul çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emeklilikte yaşa takılanlar gündemiyle açılması gerektiğini kaydetti. Emeklilikte yaşa takılanların uzun zamandır haklı mücadelesine devam ettiğini belirten Karasu, son dönemin en demokratik hak arama mücadelesi olan EYT'liler artık haklarına kavuşmalıdır dedi. EYT'liler ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ciddi sözler vermişlerdi seçimlerde ama bu birkaç sefer Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin gündeme getirmesine rağmen, meclise getirmesine rağmen yine burada Cumhur İttifakı'nın iki bileşenine takıldı ve kanunlaşamadı. Toplumun tüm kesimlerinin EYT mücadelesine destek verdiğini hatırlatan Karasu, milli iradenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu talepleri karşılaması ve demokrasinin gereğini yerine getirmesinin artık görev halini aldığını söyledi. Karasu, milyonlarca yurttaşımızı etkileyen bu sorunun çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çeşitli formüller aramaya gerek yok, EYT mücadelesi aynı zamanda kazanılmış hakkın talep edilmesinin en güzel örneğidir. Yüzyıllardır dişiyle tırnağıyla çalışan, üreten insanlarımızın haklarının iade edilmesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sorumluluğu almalı, amasız ve fakatsız EYT'lilerin taleplerini karşılamalıdır. Sosyal devlet anlayışı bunu gerektirir ifadelerini kullandı. Ay sonunda gerçekleştirilen Eczacıbaşı seçimi sonrasında başkanlığı kazanan Bahadır Eren, ekibiyle basın mensuplarıyla kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Ay sonunda gerçekleştirilen Eczacıbaşı seçimi sonrasında başkanlığı kazanan Bahadır Eren, ekibiyle basın mensuplarıyla kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Birlikte omuz omuza başlattıkları hareketin kamuoyuna duyurulması amacıyla basın toplantısı düzenlediklerini dile getiren Başkan adayı Eren, "Açıklamamıza katılımlarınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Biz Eczacılar halka en yakın sağlık danışmanı olarak köylerden kentlere, ülkenin en ücra köşesine kadar kesintisiz ilaç ve sağlık hizmeti vermekteyiz." diyerek şunları kaydetti. Çok kıymetli halkımız, 22 Eylül tarihinde gerçekleştirdiğimiz 37. bölge Sivas Eczacılarımızın seçimlerinde mesleğimize ve şehrimize hizmet etme fırsatını bize veren değerli meslektaşlarımıza seçimlerde göstermiş oldukları yoğun katılım ve destek için teşekkür ederiz. Yapacakları çalışmalar ve projelerle ilgili görüşlerini dile getiren Eren, çevre ve toplum sağlığının daha üst seviyelere çıkarılması adına birlikte yola çıktığımız meslektaşlarımıza birçok proje oluşturduk ve oluşturmaya devam edeceğiz dedi. Birlik beraberlik içerisinde kimseyi kırmadan bizlere yakışır bir şekilde seçimlerimizi tamamladık. Bundan sonraki süreçte hep beraber mesleğimize ve şehrimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın her türlü sorunlarında yanında olan katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışı ile saygın bir meslek örgütü oluşturmak, ortak akıl, dayanışma ve ekip ruhu ile hareket eden, sorunları hızla çözüme kavuşturabilen, mesleki ufku genişleten bir anlayışla, meslektaşlarımızla el ele omuz omuza hareket ederek mesleğimiz için birlikte çalışacağız. Etkin bir sivil toplum kuruluşu olmanın gerektirdiği sorumlulukla, halk sağlığı ve toplumu ilgilendiren her türlü konuda kamu otoritelerinin yanında olan, her zaman birlikteliği savunan, parçalanmanın da karşısında olan bir anlayış ile verilecek olan görevi ifa etmek amacında olacaklarını da sözlerine ekleyen Eren şunları söyledi. Etkin bir sivil toplum örgütü olmanın gerektirdiği sorumlulukla, halk sağlığı ve toplumu ilgilendiren her türlü konuda söz sahibi, ülkemizin ihtiyacı olan sağlık politikalarını geliştirmek ve iyileştirmek adına projeler üreten, şehrimiz adına sağlık, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda etkin söz sahibi olan, halkımızı bireysel ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirmek için toplumun her kesimini kapsayacak eğitim çalışmaları ile farkındalık yaratan ve her zaman birlikteliği savunan anlayış ile görevimizi yapacağız.